Herkese selamlar. Biliyorsunuz çimlendirme yapıyoruz. Birçok meyvenin çekirdeğini böyle kaplarımıza ıslak havlu peçete arasının çekirdeklerini koyup sera yapıyoruz. Ben de burada yaban mersinini yaptım. Şu anda çok gün olmadı. 3-4 gün olmuştur. Şöyle çekirdeklerini çıkarttım ve içine koydum. Şu anda henüz bir hareketlenme yok. Olursa yine video çekeceğim. Bu çekirdekler çok farklı. Şöyle farklı. Bazıları çok büyük, tombul, olgunlaşmış. Bazıları çok küçük. Nasıl bir sonuç çıkacak hiç bilmiyorum. Beraber bunu göreceğiz. Eğer zaten verimli bir şekilde çimlenme olursa yine bu videonun başına belki alıp ekleme yaparım bu şekilde veya çimlenmenin sonunda yaban mersinini ve çekirdek alımını gösteririz. Şimdilik bu kadar. Herkese selamlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun zaman önce, tam 4 ay önce yaban mersini ekmiştik. Yani seramızı almıştık, tohumlarını ve çimlenmesi için beklemiştik. Bayağı bir uzun zaman geçti. Ben artık umudu kesiyordum ama bakın hatta peçetemiz ne hale geldi, karardı neredeyse. Ama arada kontrol edeye de baktık ki, şimdi yakından göstereceğim, küçük küçük filizlenmeler başladı. Bunu fazla burada bekletmek istemiyorum artık çünkü peçetemiz biraz küflendi, bu bitkiye zarar verebilir. Onun için hemen ayrı bir yerde sera yapıp toprakta çimlendirmeye devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi gelin yakından bir de siz de bakın. Evet, şimdi gösteriyorum. Bakın şurada bir tane var. Çimlenmiş. Şurada var. Şurada var. Diğerleri de yavaş yavaş çimlenecektir. Şimdi yine şöyle perlit tor toprağı karışımımız var. Tohumlarımızı ona alacağım. Evet, şimdi şöyle hafifçe üstüne koyduk. Hatta şu bakın çimlenen de ortada duruyor şöyle. Üstüne çok hafif toprak serpiyorum. Ve sulamasını da yapıyorum. Yazın olsa belki daha hızlı çıkacaktı ama tabii kışın yaptığımız için bunlar hafif gün ışığı alan ortamda, oda sıcaklığında ve kalorifer peteğinin alt kısmında bekliyorlardı. 4 ay sürdü. Bakalım normal yaprakları çıkması ne kadar sürecek? Şimdi beklemeye devam ediyoruz.